çıtır çıtır muhteşem bir lezzet oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber bayram için el açması baklava yapacağız. Baklavamız için şöyle 1 çay bardağı sıvı yağ kullanacağız. 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı süt, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ve un kullanacağız. Arkadaşlar hamurumuzu yoğuralım. Toplamda ne kadar un kullandığımızı söyleyeceğim. Evet, öncelikle yoğurma kabımızın içerisine yumurtamızı kıralım. Ardından sütümüzü, sıvı yağımızı, suyumuzu, tuzumuzu ve sirkemizi ilave edelim. Şöyle elimizle malzemelerimizi bir harmanlayalım. Daha sonra yavaş yavaş unumuzu eklemeye başlayalım. Evet arkadaşlar, baklava hamurumuzu yoğurduk. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandık. Evet, hamurumuzu 8'e eşit bezeye böldük ve tepsimizi aldık. Şimdi üzerini streç filmle kapatalım ve buzdolabında 2 saat kadar dinlenmeye bırakalım. Evet, baklava hamurumuz dinlenirken biz de tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Şerbetimiz için tenceremin içerisine 3 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su ilave ettim. Ve bir parça da limon ekleyeceğiz ama benim limonum kalmamış. Bugün de sokağa çıkma yasağı var malum. O yüzden temin edemedim. Onun yerine şöyle 1-2 parça limon tuzu kullanacağım. Ama siz küçük bir parça limon kullanabilirsiniz. Şimdi şerbetimizi ocağımıza alalım. Kısık ateşte kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra ve kıvam alana kadar kısık ateşte kaynatmaya devam edelim. Şerbetimiz biraz koyu kıvamlı bir şerbet olacak. Şerbetimizi yaptıktan sonra yine kıvamını göstereceğim size. Evet, bezelerimizi güzelce dinlendirdik. Şimdi açma işlemine geçebiliriz. Şöyle altını üstünü bolca nişastaladım. Şimdi baklava yufkamızı açacağız. Arkadaşlar ne kadar ince açarsak baklavamız o kadar güzel olur. Baklava hamurumuzun içerisinde kabartma tozu yok. O yüzden çok ince açmalıyız. Eğer kalın açarsak baklavamız hamurlaşır. Olabildiğince, açabildiğimiz kadar ince açalım. İnce ve büyük kocaman açmaya özen gösterelim. Evet arkadaşlar, baklava yufkamızı güzelce incelttik. Şimdi açtığımız yufkalarımızı bir masanın üzerine örtü örtelim. Örtümüzün üzerine serelim. Bu şekilde bütün bezelerimizi açıp masanın üzerine yerleştirelim. Yani örtümüzün üzerine yerleştirelim. Ve yerleştirdikten sonra üzerine tekrar bir örtü örtelim ki üzeri kurumasın. Tamamen hepsini tamamladıktan sonra tepsimize yerleştireceğiz. Ya da isterseniz masanın üzerine sermek yerine, bir örtünün üzerine sermek yerine direkt tepsiye de yerleştirebilirsiniz. Tercih sizin.
Evet arkadaşlar, açtı. Bütün baklava yufkalarımızı tamamladık. Şimdi açtığımız baklava yufkalarından bir adet aldım. Şöyle soframın üzerine seriyorum. Üzerine de tepsimi aldım. Bu tepsimde yapacağım baklavamı. Şöyle tepsimin büyüklüğünde kesiyorum baklava yufkamı. Şöyle hemen alalım bu yuvarlak olan parçamızı. Bu yuvarlak olan parçalarımızı alıyoruz. En üst katlar için kullanacağız. Yine örtümüzün üzerine serelim ve üzerine örtelim. Evet, şimdi bu köşelerini de şöyle 5-6'ya bölelim. Ya da 7'ye, hiç fark etmez. Evet, şimdi de yufkalarımızın üzerine şöyle erittiğim 100 gram tereyağım var. Azar azar tereyağımı da ilave edeceğim. Arkadaşlar, böyle tereyağımızdan 2-3 katta bir yufkalarımızı yağlayalım. Böyle çok az. Bu kadar yeterli. Şimdi yine aynı şekilde keselim yufkamızı. Evet, açtığımız 8 adet baklava yufkamızın kenar kısımlarının tamamını tepsimize yerleştirdik. 2-3 katlı bir aralarına tereyağı döktük. Şimdi üzerine bolca ceviz serpeceğiz. Evet, şimdi de cevizlerimizin üzerine açtığımız baklava yufkalarımızın orta kısımlarını serelim. Şöyle ayırmıştık. Hemen bir adet yerleştirelim. Evet, şimdi bıçağımızla şu kenarımızdaki fazlalıkları alalım. Arkadaşlar, isterseniz böyle içe de katlayabilirsiniz ama böyle burada buruşuk bir görüntü oluyor. Hamurlaşma oluyor daha sonra. Ben o görüntüyü hiç sevmiyorum. O yüzden böyle kesiyorum. Ama isterseniz o şekilde şöyle direkt içe de katlayabilirsiniz. Tercih sizin. Ben her zaman bu şekilde yapıyorum. Çok fazla dibe inmeden, kenarlarını küçültmeden hafifçe üstten üstten alıyorum. Evet, şimdi şu kestiğim parçaları yavaş yavaş elimle temizliyorum. Çok hassas, bastırmadan. Yavaş yavaş. Evet. Evet, şimdi şöyle bıçağımızla artık uç kısımlarından bastırabiliriz. İçe doğru. Evet, baklavamızı şimdi dilimleyelim. Arkadaşlar, istediğiniz şekli verebilirsiniz baklavanıza. Ben normal klasik lokmalık baklava yapacağım.
Evet, baklavamızı güzelce dilimledik. Şimdi üzerine şöyle tereyağımız var. 250 gram tereyağımızı güzelce erittik. Üzerindeki köpükleri aldık. Üzerindeki köpükleri mutlaka almamız gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde baklavamızın üzerinde yanacaktır. Şimdi üzerine dökelim tereyağımızı. Bu arada arkadaşlar tereyağımız sıcak olmayacak. Ilık, hatta soğuğa yakın tereyağım benim. Sıcak tereyağı dökerseniz baklavanız hamur olur. Evet, baklavamız hazır. Arkadaşlar baklavamız için fırınımızı önceden 180 dereceye ayarlıyoruz. 180 derecede ısıtıyoruz. Baklavamızı fırına verdikten sonra fırınımızın derecesini 160'a düşürüyoruz ve o şekilde baklavamızın üzeri kızarana kadar baklavamızı pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, baklavamız fırından çıktı. 160 derecelik fırınımızda 1,5 saat kadar pişirdik baklavamızı. Şimdi şerbetini vereceğiz. Şöyle şerbetimin de kıvamını göstermek istiyorum. Koyu kıvamlı bir şerbet olacak. Şimdi ılık tatlımıza soğuk şerbetimizi veriyoruz. Arkadaşlar çıtır baklavaları istiyorsanız ılık baklavamıza soğuk şerbetimizi vereceğiz. Eğer yok ben çıtır baklava istemiyorum, yumuşak baklava istiyorum diyorsanız fırından çıkar çıkmaz baklavanız hemen soğuk şerbetinizi verin. O zaman baklavalarınız yumuşak olacaktır. Baklavamızı bu şekilde şerbetini çekmesi için bir müddet dinlendirelim. Baklavamız şerbetini çekti. Birkaç tane tabağımızı alalım. Kıvamına ve iç dokusuna bakalım. Evet, hemen şöyle göstermek istiyorum. Hatta şöyle elim alayım, öyle göstereyim. Tek lokmalık çıtır baklavalar muhteşem oldu. Şimdi çıtırlarını da göstereyim arkadaşlar. Çıtır çıtır muhteşem bir lezzet oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.